Bakın Kayseri'deyiz ve Kayseri'nin önemli bir ulusal kanalı olan TV1 ekranlarındayız. Şu an bizleri ekranları başında izleyen Kayseri'nin herhangi bir köyündeki hacı teyzemizin kapısını çalsak, selamun aleyküm hacı teyze desek, bir bardak su istirham etsek, sonra ona desek ki sen hacca umreye gittin mi, Mekke Medine'yi gördün mü? Görmemişse gözleri dolar. Gitmedim der. Nasip olmadı der. Mescid-i Aksa'yı sorsak gözlerinden yaş akar sevgisinden, muhabbetinden. Neden? Niçin bu üç mescide karşı bizim böyle kelimelerle ifade edemeyeceğimiz bir sevdamız var? Çünkü bu bizim kodlarımızda ve DNA'larımızda var. Buna biz üveysi bir aşk deriz. Evet. Nasıl ki Veysel Karani Hazretleri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görmeden, ruh ve ruh tanımadan sevdi ve ona aşık olduysa, biz de gitmesek de, görmesek de Mekke'ye, Medine'ye, Kabe'ye ve Mescid-i Nebevi'ye ve gitmesek de, görmesek de, işgal altında olsa da Kudüs-ü Şerife ve Mescid-i Aksa'ya karşı bu iştiyakı duyarız. Bu bizim imanımızdan kaynaklanır. Evet. Ki bu aşktır bizi Kudüs'le aramıza bu bağı kuran. Bu iştiyaktır, bu ilgi, bu sevda, bitmeyen kavganın başkenti olması hasebiyle Mescid-i Aksa'ya yönelik bu ilginin merkezinde bu vardır. Şimdi düşünsenize üstadım, yani Beytullah'tan 40 yıl sonra inşa edildiğini Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize müjdelemiş. Beytullah inşa edilmiş, Kabe. Aradan 40 yıl geçmiş, Mescid-i Aksa inşa edilmiş. Kim inşa etti? İlk insan, ilk peygamber Hazreti Adem'le başlayan Kudüs'ün bitmek bilmeyen mücadelesi, varlık sancısı, şehir planında da ki programımız şehir ve kültür, Evet. Kudüs'ü inşasının ilk tuğlasını koyan bir peygamber, son tuğlasını koyan da bir peygamber, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ve Kur'an-ı Kerim'de adına sure indirilen bir olayın Tabii ki. yaşandığı yer, Tabii ki. İsra, Mescid-i Haram, Mescid-i Aksa kavramları tabii ki ölümsüzleşmiş bir kere. Kesinlikle. İlahi bir telaffuzla Kesinlikle. semalardan insanlığın kalbine inmiş. Tabii ki bu anlamda şöyle yapalım isterseniz Bülent Bey. Şöyle bir tarihçesinden bahsedelim bir. Tabii ki ilahi nebevi dinlerin merkezi, bütün nebevi dinlerin kutsal saydığı bir mekan. Kesinlikle. Bundan dolayı da belki anlaşmazlıklar Evet. ortaya çıkıyor sebeplerinden biri. Bu kronolojiyi kısaca izleyicilerimizin hafızalarında bir canlandıralım. Ondan sonra işte mücadele, işte malum Abdülhamit Han Hazretlerinin son dönemde Filistin için İsrail Devleti'nin kurulmaması için vermiş olduğu mücadele, payitaht Abdülhamit'te de onu şu anda Evet, izliyoruz. izleyicilerimiz mutlaka izliyordur, biz de izliyoruz. Bu anlamda bu tarihçeyi böyle kısaca bir sizden alabilir miyiz? Şimdi siz çok güzel bir başlangıç yaptınız. Dediniz ki Kur'an'da adına sureye ismini veren bir olaydan Evet. bahsediyoruz. İsra Evet. suresi. Ki ilk ayet Bismillahirrahmanirrahim. Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil harami İlel ilel mescidil mescidil aksa. aksa. Şimdi bakın. Şimdi siz insan olarak düşündüğünüzde, bir baba olarak düşündüğünüzde neye isim verirsiniz? En çok sevdiğiniz, Tabii. en çok önemsediğiniz, aidiyet duygusunu kendisinden olduğunuzu ifade ettiği evladınıza isim koyarsınız. Doğru mu? Tabii. Bizim gençler bir araba alır, bir motosiklet alır. İşte ya hocam, bizim Düldül der falan bir isim koyar ona. Sevdiğine isim takar insan. Aşkım der, gülüm der. Allah Azze ve Celle İsra suresinin ilk ayetlerinde adını bizzat kendi koyduğu mekandan, manadan, anlamdan ve önemden bize bahsediyor. Mescid-i Aksa diye adını veren Allah Azze ve Tabii. Celle'dir. Sonradan isim almış falan bir yer mekan Yok. değil. Allah'ın adlandırdığı bir yerden konuşuyoruz.
Ve çok da sınırlı değil mi? Yani bu tür yani, mekan isimlerinin Kur'an'da geçmesi tabii işte, çok sınırlı. Tur-i Sina'dan bahsediliyor. Cudi'den Kur'an'da. Belki bahsediliyor. Yani evet, Cudi'ye indiği, evet, işte Mescid-i Haram'dan bahsedilir. Tuva Vadisi'nden bahsedilir. Allah-u Teala'nın özel anlam atfettiği ve bizim bilmemizi isteyip önemsememiz için son kitabı Kur'an-ı Kerim'e koyarak kıyamete kadar bizim için bir emanet olsun diye bize emanet ettiği kutsal mekanlardan bahsediyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat gittiği, Allah tarafından götürüldüğü bir mekandan, evet, bahsediyoruz. Hani İsra mucizesiyle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya kulunu götüren Rabbinin şanı ne yücedir. Allah Azze ve Celle dileseydi, kudreti her şeye yeten azimüşşan, Mescid-i Haram'dan yani Kabe'den kulu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam miraca çıkartamaz mıydı, göklere çıkartamaz mıydı? Hiç sorduk mu kendimizi, acaba niye Allah Celle Celaluhu Mescid-i Haram'dan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'ya niye getirdi? Neden oradan yükseltti peygamberini katlara, yüce makamlara, yüce manalara, alemler dünyasına? Miraç niçin Kudüs'te yaşandı? Evet. Şimdi Kudüs üzerine konuşuyoruz. Kudüs'ün tarihi insanlık tarihiyle eşittir. Hazreti Adem'le başlar, bugün Bülent'le, Hacı Bey'le devam eder. Ve kıyamete kadar da devam edecek. İnsanlık tarihiyle, İslam'ın tarihiyle eşittir. Biz Kudüs'e baktığımızda 52 kez tarihinde kuşatıldığını görüyoruz. 44 kez el değiştirdiğini görüyoruz. 44 kez işgal edildiğini görüyoruz ve 26. el değiştirmesinde şu an. Siyonist İsrail rejiminin elinde. Bu 26. kiracı. Ondan önce bir sürü kiracı geldi Kudüs'e. Bilad-ı Şam'a, kutsal Filistin topraklarına. Osmanlı geldi ve yok. Bu bir, İsrail'den önce İngilizler oradaydı. Babil Kralı Nebukadnezar geldi Kudüs'e. Napolyon geldi, İskender geldi, Roma geldi, Haçlı geldi, Helenler geldi, Yunanlar geldi. Mısır firavunları, İran Kisraları geldi. Kudüs kimseye yar olmadı. Kudüs, Yavuz Sultan Selim. Yavuz Sultan geldi. Selim Hazreti Han'la Osmanlı tabii, Hazreti tabii, Ömer. Tabii. Yani ne manada söyledim Kudüs kimseye yar olmadı? Kim ki bu topraklar üzerinde zulme, baskıya, insan hakları ihlallerine tevessül ettiyse, evet, onun elinden tarih onu affetmedi. Çıktı. Bakın Beytullah, Kabe, Nuh tufanıyla birlikte coğrafyadan kalkar, silinir. Daha ne zamana kadar? İbrahim Aleyhisselam'ın tekrar onu oğlu İsmail Aleyhisselam'la inşa ettiği güne kadar. Şimdi insan kendisine emanet edilen değeri ve kutsalı koruyamadığında, bu Kabe'de olsa, Allah öyle gayur ki, kıskanç ki, onu o emanet ettiği insandan alıyor. Emanet edebileceği gerçek manadaki, bu emaneti taşıyabilecek kabiliyetteki kullarına emanet ediyor. Bu araya sözünüz üzerine girmek isterim. Öğrencilerimizle buluşuyoruz, gençlik çalışmaları yapıyoruz. Orada ben de şu ifadeyi kullanıyorum. Allah-u Teala bir bölgeye, memlekete, insan grubuna, millete nimet verdiyse bunun şükrünün eda edilmesini ister. Kesinlikle. Şükrü eda edilmeyen nimet elimizden alınabilir. Ve alındı da. Evet. Hani diyorlar ya, Suriyelilerin ne işi var? Ben de soruyorum, hı-hı, gence. Hı-hı. Desek ki şimdi sana, hiçbir savaş da yok, hiçbir şey yok. Hadi sen Bulgaristan'a git. Rusya'ya git, hı-hı, Gürcistan'a git. Gider misin? Gitmem. Dün Suriye'nin elinden alınan o nimet, Allah muhafaza, hepimizin elinden alınma ihtimaliyle, evet, Allah muhafaza. Onun için nimetin edası dediniz ya, çok hakikaten önemli. Çok önemli. Bu nimetin edasını göstermemiz kıymetli lazım. Kıymetli hocam, konuya şimdi biz 710'lu yıllarda Emeviler döneminde Mescid-i Aksa alanı içerisinde Kubbetü Sahra'yı inşa ediyoruz. Aynı yıllarda Kuzey Afrika üzerinden Emeviler Tarık bin Ziyad'la İspanya'ya çıkıyor.
Yıl yine 700'lü yıllar. Ve 1492 yılına kadar süren bir medeniyet harikasıyla karşı karşıya kalıyoruz. O topraklarda, İspanya'da Endülüs medeniyetiyle. 700'ü baz alalım, 1492. 700 yıl, 7 asır, evet. Şimdi 792 yıl mı yaptı? Hadi düz diyelim, 800 yıl boyunca biz Granada, İspanya, o bölgelerde bir medeniyet kurmuşuz. Sevilla'da bir medeniyet kurmuşuz. Şimdi nerede o medeniyet? 1400-800 yıl süren bir medeniyeti yerle yeksan etmiş Batı terör örgütü, Haçlı, ve elimizden almış. Anadolu coğrafyası o kadar kıymetli ki, biz Anadolu coğrafyasına, evet 1071'le girdik ama İstanbul'un fethiyle bu perçinlendi, 1453'ü baz alalım, baz alırsak. İstanbul, çünkü bunun başkenti olarak baktığımızda. 750 yıl sonra İspanya topraklarından, Endülüs'ten bir medeniyeti yok ederek Müslümanları süren Haçlı, bugün bizi de Anadolu'dan sürmek için fırsat kolluyor. Evet. Bu değişmedi. O yüzden şımarmayacağız. O yüzden gevşemeyeceğiz. 15 Temmuz bunun için çok anlamlı bir gündür. Bunu tekrar anlayabilmemiz için anlamlı bir gündür. Çünkü fırsat kollamaktadır. Batı, Haçlı, Siyon işbirliği. Bugün nasıl ilk kıblemiz Kudüs-i Şerif'i, Mescid-i Aksa'yı işgal etmişse, Suriye işgal altındaysa, Irak işgal altındaysa, Mısır'da bir darbe yönetimiyle işgal varsa, Afganistan'da kukla yönetimlerle bir işgal varsa, Çeçenistan'da yine bir kukla yönetimle işgal varsa, son kale Türkiye. Bu kaleyi korumak hepimizin namus borcudur. Çünkü vatanı olmayanın, bayrağı olmayanın namusu da yoktur. Ki evet. Kudüs bu merkezde tüm bu kavganın başkentidir. Çünkü tarih boyunca kim ki Kudüs'ü ele geçirmişse dünya iktidarını ele geçirmiştir. Şu anda örnek onu, mi, onu örnek yaşıyoruz. Mi istiyoruz? Evet, bunu istiyoruz. Şu anda yaşıyoruz. Yaşıyoruz. Bugün bir avuç Siyonist dünyada kültürel, ekonomik, teknolojik, siyasi, ticari her anlamda hegemonyayı ele geçirmiş ve Kudüs'ü ele geçirmiş. Bundan önce İngiliz, ondan önce Osmanlı, dikkat edin. Osmanlı Kudüs'e hakim olduğunda dünyaya hakimdi. Bir emriyle, talimatla Fransa'daki bir uygunsuz bir duruma müdahale ediyordu. O krallara taç giydiren sultanlarımız vardı. Krallara taç giydiren. Ki ondan önce yine bakın, Romalılar, Bizanslılar, bunları saydım ya az önce, Kudüs'e gelen milletler, kim Kudüs'e gelmişse, Kudüs'ü ele geçirmişse dünya iktidarını ele geçirmiştir. Ve kavganın o yüzden başkenti Kudüs-ü Şerif ve o kavgadaki rengi noktası, o köprüdeki kilit taşı Mescid-i Aksa'dır. Şimdi tabii bizim dini medeniyetimizin, İslam medeniyetinin bazı şehirleri vardır. Mekke, Medine vardır. Evet. Kahire vardır. İstanbul vardır. Bağdat vardır. Bağdat vardır. Yani. Şam vardır. İlim merkezi, kültür yani. Merkezi. Bir de Kudüs vardır. Evet. Aslında bir Kudüs tüm bu ciddi kavramların üzerinde sanki bir gelinlik kız gibi, özellikle göz bebeği gibi korunması gereken ve tüm şehirlerin kıskandığı değil, tabi olduğu bir şehir. Benim bakış açım ve evet. Kudüs'ü yorumlama tarzımla. Efendim şimdi Kudüs medeniyeti diyelim. Yani Kudüs'ün, yani normal insan yaşantısından tutun da işte ibadet anlamında özgürlük, birlikte yaşama kültürü. Kudüs'ün nasıl bir böyle ortak medeniyet anlayışı var? Çünkü İstanbul'da bunu görüyoruz. Yani İstiklal Caddesi'nde onlarca kilise var ama hiç cami yok. Mesela, çünkü orada evet. Müslüman yoktu. Ha. Ama Fatih'e bakıyorsunuz, 50 metrede bir cami var. Hı-hı. Bunu ecdat sağlamış. Hı-hı. Acaba Kudüs'te buna benzer örnekler verebilir miyiz? Kudüs medeniyeti üzerine şimdi konuşalım efendim. Kıymetli hocam,
çan, ezan ve hazanın duyulduğu tek şehir Kudüs'tür diyebiliriz. Şimdi sabahleyin siz çıkarsınız otelden, Mescid-i Aksa'ya gidip sabah namazını kılmak için yola çıktığınızda bir yandan çanlar çalmaya başlar. Aynı anda sizinle beraber bir papaz kiliseye doğru gidiyordur. Yolda selamlaşırsınız. Orada bir Musevi, bir dindar mı Musevi, sabah yola çıkmıştır. Ağlama duvarına erken gidip orada ibadet etmek için yürüyordur. Üçünüz aynı noktada buluşursunuz orada. Mekan aynı. Mekan aynı. Yani bizim Mescid-i Aksa dediğimiz alanın hemen batı duvarı, Yahudiler için ağlama duvarı diye nitelendirdikleri kutsal mekan. Hemen onun yanı başında Hristiyanların iman ettikleri çarmıha gerildiğine, öldürüldüğüne, orada defnedildiğine ve göklere yükseldiğine inandıkları yere yapılan Kıyame Kilisesi, Diriliş Kilisesi de aynı mekanda. Bir anda çanlar, bir anda hazanlar, bir anda ezanlar. Böyle bir medeniyeti düşündüğünüz zaman bu medeniyetin ortak paydasının ne olduğunu ecdat Devlet-i Ali Osmani taşa yazmıştır. El Halil kapısının önüne varırsınız. Ecdadın Mescid-i Aksa alanını, 144 dönümlük alanı korumak, kollamak, muhafaza etmek için Kanuni Sultan Süleyman döneminde inşa ettirdiği 4 kilometre uzunluğunda 12 metre yüksekliğindeki kale duvarlarını görürsünüz. Dersiniz ki benim ecdadım mı yaptı bunu? Ben burada mıydım ya? Sen oradaydın 401 yıl, 3 ay, 6 gün boyunca ilk kıblene hizmet ettin. Kanuni döneminde 19 askerle Kudüs'ü koruyorduk biz. Evet. Ve o El Halil kapısının önüne gelirsin. O taş duvarın üzerinde bir kitabe vardır. Şöyle yazar. La ilahe illallah. Şöyle beklersiniz. Muhammedur Resulullah yazmalı. Yazmamış. Şöyle yazmış ecdat. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Allah'tan başka ilah yoktur ve İbrahim Allah'ın dostudur. Niye İbrahim? Niye? Çünkü ecdat diyor ki ey Kudüs davası ve Kudüs'ün bu manevi mirası için kavga etmeye, kan dökmeye, can yakmaya, işgal etmeye her an hazır olan milletler. Ey Hristiyanlar, ey tarih boyunca Hazreti Davud Aleyhisselam'dan sonra ilk sürgünle birlikte binlerce yıl Kudüs'e girememiş ve Kanuni döneminde Kudüs'e alınmaya başlanmış Yahudiler, Museviler. Gelin ortak payda hepimizin atası ve İbrahim, tüm peygamberlerin babası İbrahim Aleyhisselam'ın tek Allah inancında buluşalım. Medeniyetimin merkezi bu olsun. Kavga etmeyelim bu topraklarda. Ve bu topraklarda Kudüs'te peygamberlerin emaneti olan İsa Aleyhisselam'ın doğup büyüdüğü, Meryem annemizin avlusunda, sokaklarında gezdiği, Davut Aleyhisselam'ın kılıç dövdüğü, Süleyman Aleyhisselam'ın mabedi inşa ettiği, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın göklere yükseldiği bu mübarek kutsal mekanda bir ve beraber olarak kardeşçe yaşayalım. Medeniyetimizin ve bu o peygamber öğretilerinin bize bıraktığı miras budur. Bu tarihe kadar edilen kavgalar, akan kanların haddi hesabı yoktur. Haçlılar Kudüs'e geldiklerinde Haçlıların atlarının dizlerine kadar Müslüman kanından bir dere oluşturmuşlardı. Evet. Tarihçiler bunu böyle yazar. İşte o medeniyeti ecdat sembolleştirmiştir ve tarihe adeta taşa değil tarihe kazımıştır. La ilahe illallah İbrahim Halilullah. Kavganın biteceği nokta burası. Ha bu kavga biter mi? Tarih bize bunun birçok örneğini gösteriyor. Biter. Hiçbir kavga yok ki başlamışsa bitmemiş olmasın. Mühim olan bunun kavganın
tarafları ve nasıl biteceğiyle alakalı. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan 2-3 gün kadar önce biliyorsunuz Kudüs Vakıfları buluşmasında tarihi bir konuşma daha yaptı. Filistinli kardeşlerimiz gözyaşlarıyla izlediler onu. Beni aradı dostlarımız oradan. Allah razı olsun. Bizi sadece sahip çıkan tek ülke Türkiye'dir. Tek halk Türkiye halkıdır. Tam manasıyla sahip çıkan, yanımızda duran, bize destek olan. Ne dedi? Çok önemli bazı meselelerin altını çizdi. Bir, Kudüs bizim için tarihi önemdedir. Bizim için kutsal bir emanettir. İki, Kudüs'e herkes mutlaka gitsin. Doğru mu? Çağrıda bulundu. Bakın dedi, Kudüs'e dünyadan o kadar çok Hristiyan, Yahudi gidiyor ki Müslümanların sayısı çok az. Bu bize yakışmaz dedi ve Kudüs'e Mescid-i Aksa'ya gidin çağrısı yaptı. Bir önceki konuşmaların birinde şunu söylemişti. Kudüs yanarsa dünya yanar demişti. Öyledir. Kudüs yanarsa dünya yanar. Zaten bu manada da kavganın, mücadelenin başkenti, bu medeniyeti omuzlarında taşıyan Kudüs-i Şerif. Tabii haberlere de yansıdığını görüyoruz. Zaman zaman Kudüs'teki kardeşlerimizin Türkiye ile ve Cumhurbaşkanımızla ilgili ifadelerini. Şimdi oradaki işte Batı Şeria var ve Hamas'ın bulunduğu Gazze bölgesi var. Gazze, Batı Şeria ve işte İsrail'in işgal ettiği alan. Maalesef orada da bir fiili anlamda da bir bölme söz konusu olmuş. Araya girmiş İsrail. Yani İsrail istediği zaman kendi alanı olmasa bile istediği yerden Filistin topraklarında istediği operasyonu yapabiliyor. Yapabiliyor şu anda. Oradaki insanların coğrafyasının gibi gönüllerinde bir bölünme var mı? Şimdi üstadım, biz kendi içimizde parçalanmadan bizi kimse parçalayamadı. Yani ümmet olarak tarihe ve vakaya baktığımız zaman da, yani millet olarak da böyleyiz. Ağaç kurtları, içerideki hainler, dışarıyla işbirliği yapmadığı müddetçe biz hiçbir zaman kaybetmedik. Bak işte Alaaddin Keykubat'ın diyarındayız biz. Celaleddin Karatay'ın. Moğol istilalarına uğramış bu mübarek beldelerdir buralar. Yani Bilad-ı Şam'ın, Mescid-i Aksa'nın harem sınırları buralardan başlar. Tabii. Korunma, muhafaza buralardan başlar. O yüzden o mücadele buralarda çok kanlı olmuştur. Ve o yüzden hala Kayseri gibi bu tür merkezler yine o mücadelede ön saflarda merkez üssü gibidirler. Haçlı, Batı belirli şehirlere, belirli bölgelere özel ilgi ve alaka gösterir. Şimdi içinde bulunduğumuz tarihi şart ve zemin içerisinde de Filistin meselesi ve Kudüs'e baktığımızda Kudüs içerisinde de Filistin içerisinde de kardeşlerimizin arasına doğal olarak fitneler sokulduğunu görüyoruz. Yani siyasi ayrışmalar, ideolojik kavgalar, ilk kıbleleri işgal altında olmasına rağmen belirli prensiplerde en azından ortak payda vatan noktasında birleşme konusunda sıkıntı çekmeler, maalesef bunlarla yüz yüzeyiz. Bu böyle olmasaydı, Hacı Bey, bu böyle olmasaydı Filistin Kudüs işgali bu kadar uzun bu manada sürmezdi. İki ayağı var bunun. Filistin'in kendi içindeki problemleri, ümmetin kendi doğru, içindeki çok problemleri. Doğru, çok güzel, çok güzel. Şeyde özellikle 15 Temmuz'da sonrasında ben dedim ki, hı-hı, hani biz Akif'in bir sözü var, tam hatırlayamayabilirim. Gelmişiz dünyaya, medeniyet nedir öğretmişiz, milletiz, hakikaten milletiz. Eyvallah, biz. Bunu eyvallah gördüm ben. 15 Temmuz'daki olayla alakalı. Şunu diyebiliyoruz, bu çok güzel bir haslet. Söz konusu vatansa gerisi teferruat. Hakikaten bunu kimi samimiyetindendir, kimi konjonktürel olarak söyler ama ne olursa olsun bizde öyle bir birlik söz konusu oluyor. Yani Hollanda'nın olayına karşı kısmen cılız sesler çıktı belki Türkiye'yi siyasi anlamda eleştiren ama hepimiz birleştik, dedik ki parti veya ideoloji ayrımı gözetmeden. Biraz da herhalde acaba devlet kültürü, devlet yönetme kültürü Arap bölgesinde, Arap yarımadasında bizdeki kadar böyle kadim bir geçmişe sahip değil. Yani bir olma, düşmana karşı
savaşma, mücadele etme, böyle bir zaaf var mı? Şimdi, Arap dünyasında ya da İslam, Arap demeyelim de İslam dünyasında. Şöyle, tabii biz burada hani bir ırk adına İslam ayrım yapmadan diye. Ya da söyleme girmeden bir ifade olsun diye kullanıyorum. İzleyicilerimizin dikkat etmesini isterim. Şimdi İsa Aleyhisselam daha yokken Türklerin devleti vardı. Kadim bir devlet anlayışı vardır Türk milletinde. Yani biz Atilla'yla Roma'ya kadar gitmişiz. Yani İslam öncesi Türklükten bahsediyoruz. Ne zaman ki biz o mücadele ruhu ve aşkını bir anlam ve manayla birleştiren İslam diniyle kucaklaştık, o günden sonra bizim meselelere bakışımız, dünyaya bakış açımız, hayata bakış açımız, her şeyimiz değişti. Yani Anadolu coğrafyasının Müslümanlaşmasıyla birlikte bu süreç başlı başına çok önemli bir ivme kazandı. E şimdi biz anlattık 1071'de Malazgirt'e geldik, Anadolu'ya iç kapıları açtığımız. Çok enteresandır, biz Kudüs'e ilk ne zaman geldik? Mesela bunları da bakmak lazım. Artuk Bey'le 1070'te geliyoruz Kudüs'e. Mescid-i Aksa'ya. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Abbasi halifesi Harun Reşid'in gelini Çiçek Hatun. Yıl 780'li yıllar. Emevi döneminde Kudüs'te oluşan depremden dolayı Kubbetü Sahra zarar gördüğünde gelip Kubbetü Sahra'yı kendi parasıyla, altınlarıyla tamir ettirmiştir. Türk annesi Çiçek Hatun. Bunu bilmezler mesela. Tarihte pek geçmez. Tarihçiler belki pek adına roman yazılacak. Hani çok sıradan yani insanlar için film yapılacak. Tabii tabii. Sinema filmi yapın. 1071'de biz Anadolu'ya Malazgirt'ten gelmişiz. Çiçek Hatun 750'li yıllarda gelmiş Mescid-i Aksa'yı tamir ettiriyor. Ve biz Emevi Abbasi ordularında Türkmen boylarının Türk komutanlarıyla o bölgede destanlar yazıyoruz. Yani millet olarak bahsediyorum bunu. Bir Anadolu coğrafyası olarak Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bütün etnik unsurlardan ifade ederek bunu arz etmek isterim. Çünkü Anadolu demek bu manada tek başına Türk demek değildir. Anadolu demek tek başına Kürt demek değildir. Selahaddin Yusuf Eyyubi Kürdi Hazretleri 1187 yılında Haçlı işgalini bitirdiğinde bir Kürt komutandı ama ordusunda Türkmen beyleriyle beraber, Araplarla beraberdi. Kardeşlik sağlanmış ve Kudüs'ün işgali işte o zaman bitmişti. Biz 1071'de Anadolu kapılarına Malazgirt'te geldiğimizde sadece imza atmaya gelmiştik. Çünkü Bizans'ın ve Roma'nın baskısıyla bölgenin Ermenileri, Asurileri, Keldanileri, Yezidileri, Süryanileri illallah diyordu Haçlı'dan. Çünkü en büyük zulmü bunlara yapıyorlardı. İstanbul'un fethinde de aynı şeyi görüyoruz ya. Bir kardinal şey görmektense Osmanlı sarığı görürüz diyor. Yani biz Anadolu'ya o topraklardaki erdemli, zalime karşı mazlumdan yana tavır almış Ermenisi, Süryanisi, Yezidisiyle beraber girdik. Beraber yürüdük diyor ya biz bu yollarda, hani Cumhurbaşkanımız. Bütün bir toplum, Süryani, Arami, Keldani, Yezidi ile birlikte ve hatta Orta Anadolu'da yaşayan, Galata'da yaşayan, ki Galata kastım Orta Anadolu'dur, İstanbul Galata'ya gitmesin, bölgenin mazlum Musevileri ile beraber. Çok enteresandır. Biz mazlumlarla bir olduğumuzda, ırk ayırmadığımızda, işte 1071'de olduğu gibi Anadolu'nun kapılarını da açtık, İstanbul'un surlarını da açtık. Evet. Efendim özellikle Kudüs'te normal yaşamı merak ediyorum. Evet. Çünkü bir noktada özellikle Gazze bölgesinde ciddi İsrail'in ablukalarının olduğunu biliyoruz. Mavi Marmara gemisinin zaten amacı Gazze'deki ablukayı kaldırmaktı. Şehitlerimizi rahmetle anıyoruz ve şehitlerimiz de oraya turistik bir gezi için gitmedi. Birilerinin söylediği gibi onların ruhunu incitecek bir düşünceyi de asla kabul etmiyoruz. Allah şehadetlerini Yüce Mevla kabul eylesin. Amin. Ve şefaatlerine de bizleri nail eylesin. Hak yolunda çılgıncasına, şiddetle, tırnak içinde manyakçasına sevdalıydılar onlar. Evet. Bu kadar. Mavi Marmara'yı açtığınız için şehitlerimizi rahmetle anıyoruz.
bu vatanın evlatları 9 Aralık 1917 tarihinde İngiliz işgal manda yönetimine Kudüs, Filistin ve Mescid-i Aksa'yı devlet zevale uğrayıp terk ettiğinden beri o tarihe kadar Kudüs ve Mescid-i Aksa davası için ilk kez kanını vermiştir ve canını vermiştir. O yüzden bir çok kelimeye yüklenen anlam, manyak ve manyakçasına şehadete koşmak. Ha, hakikaten bu sevdadır yani. Söz anlamındaki ustalığınızı da takdir ediyorum edebiyatçı yani, olarak. Çünkü birilerinin değersizleştirmeye kimsenin gücü yetmez. Yetmez Allah'ın izniyle. Fakat kimsenin o kelimeyle bile biz zaten yüce olan şehitlerimizin şanını kendimizce, kendi lisanımızca yüceltmeye çalıştık. Delicesine, hani deli kavramı normalde olumsuz anlamda kullanılır ama çok cesur ve serden geçtiler içinde kullanılır. Aynen, deli aynen. Bir adam. Biz de o anlamda düşünüyoruz. Normal hayat nasıl gidiyor orada? Eyvallah. Ona değinelim. Şimdi Kudüs kelime yakınlığı açısından Allah Azze ve Celle'nin El-Kuddüs Celle Celaluhu'nu hatırlatır. Şimdi o topraklara Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Yaruşalayim demiş. Bakın mümin din kardeşlerimiz, Davud Aleyhisselam'ın şeriatına iman etmiş kardeşlerimiz. Yahudilerden bahsetmiyorum. Süleyman Aleyhisselam'ın şeriatına iman etmiş dinde kardeşlerimizden bahsediyorum. Yaruşalayim demiş. Bugün uluslararası arenada Jerusalem diye geçer. Ne demek? Barış yurdu demek. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bura için, Kudüs için Beytül Makdis demiş. Mukaddes ev. Ev anlamına dikkat edelim, atfına. Beytullah Allah'ın evi. Beytül Makdis kutsanmış ev manasına geliyor. Değer verilmiş, kutsanmış ev manasına geliyor. Bakıyoruz Emeviler döneminde oraya Kudüs deniyor. O topraklara. Ve devlet âli Osmani de diyor ki Kudüs-ü Şerif. Şimdi isim anlamı ve tamlaması açısından bile kendi içerisinde manalar barındırmış bu güzel mekanda günlük hayat maalesef Siyonist işgalci İsrail rejiminin ağır baskısı altında Filistinli kardeşlerimiz için normal, yaşanılabilir bir hayat olmaktan çıkmıştır. Mevcut rejim baskıları her geçen gün arttırmaktadır. Ekonomik, siyasi, ticari, hukuki her alanda gündelik yaşamı çekilmez hale getirmektedir ve istemektedir ki Filistinliler bu ağır vergilerle, baskılarla, bu suikastlerle, öldürmelerle, iki gün önce Fatıma 17 yaşında kızımız Şam kapısı önünde Siyonist İsrail askerinin kurşunlarıyla şehit edildi. Yani gündelik hayatını yaşayamaz hale gelsin, Filistin'in topraklarından bu Filistinliler çıksın, gidişleri olsun, dönüşleri olmasın. Bakış açısı bu. İstediği bu. Bunun için her türlü politikayı sürdürmeye devam ediyor. Az önce, yayından önce bir dostumuzla yaptığım görüşmede bana dedi ki 1948 işgaliyle birlikte Filistin topraklarında kalan ama Yahudi, İsrail pasaportu taşımak zorunda olan mecburiyetten dolayı Filistinli Müslümanlar var. Tamamının bu vatandaşlıklarının da iptal etmeye yönelik bir karar almak üzere olduğunu da az önce bildirdiler. Ve ilginç bir karar da almak üzereler. Siyonist İsrail dünyadaki tüm Yahudileri doğal vatandaşı kabul edip vatandaşlık verecek. Böyle de bir adım attı. Mesele ne? Bu ne demek? Ne anlama geliyor? Filistin topraklarındaki Müslümanlar bir an evvel defedilmeli. Onların boşalttıkları yerlere binalar yapılmalı ve yurt dışından, Moldova'dan Ukrayna'ya, Rusya'dan Etiyopya'ya kadar Yahudiler dünyadan toplanılarak bu getto bölgeleri, işgal bölgeleri oluşturarak o bölgelerde yerleşimi açarak Yahudiler için yaşayacağı bir yerleşim merkezleri yapımlar da devam ediyor. Tabii durmaksızın Birleşmiş Milletler'in kararlarına rağmen
Ya vakıf arazilerini işgal ediyor. Gözlerimle gördüm. Harakani Vakfı vardır. Yani Kudüs'le Batı Şeria arasında çok önemli bir alandır orası. Meşhur bir yerdir. Adamlar halen oraya vakıf arazisine sahibi var bunun ya. Halen yerleşim bölgeleri inşa etmeye devam ediyorlar maalesef. Ve bu tabii gündelik yaşam açısından çekilmez bir hal alıyor. Çünkü düşünsenize siz ortalama işte $700 para kazanıyorsunuz, yaptığınız işte çalışıyorsunuz. Ama aynı topraklarda işte 500 metre ileride daha merkezi yerde yaşayan bir İsrailli Yahudi o şartlarda $3,000-$4,000 arası para kazanıyor. Siz ikiniz aynı şartlarda yaşamaya zorlanıyorsunuz. O da aynı ekmeği alıyor, siz de aynı ekmeği alıyorsunuz. O da aynı ulaşıma biniyor, siz de aynı ulaşıma biniyorsunuz. Ekonomik anlamda da, hukuki anlamda da, siyasi anlamda da maalesef her geçen gün yaşanılamaz hale getirilmeye çalışıyor. Peki nasıl direniyor bunlar? Niye bu vatanlarını terk etmiyorlar? Hani Araplar toprak satmıştı, hani bu Filistinliler topraklarını satmıştı, hani bizi de sırtımızdan vurmuştu zaten Birinci Dünya Savaşı döneminde, Osmanlı döneminde. Bunları da bu akşam inşallah saat 18'de Erciyes Üniversitesi'nde konferansımız var. Orada daha detaylı inşallah İktisadi anlatacağız. İdari Bilimler Fakültesi konferans salonunda. Eyvallah. Efendim hakikaten bizlerin de ihtiyacı var. Öğrencilerimizin, gençlerin ihtiyacı var. Çünkü popüler kültürün etkisiyle köpük bir hayatı var gençlerin ve hepimizin hemen hemen. Yani basın ne kadar veriyorsa, nasıl veriyorsa ya da bizim takip ettiğimiz insanların hassasiyeti neyse o merkezde bir kişilik, evet, bir karakter oluşumu söz konusu. Bu anlamda da sizin bizzat oraya gidip oradaki yaşamı gören, bir de sizin de bir mağduriyetiniz var aslında. Yani deport edilmeniz var. Ondan, evet, da bahsetmek isterim. Sevgili izleyiciler, Bülent Deniz, Sayın Deniz Filistin'e işte misafirler götürüp getirirken biraz önce söylediğimiz gibi taşların enini, boyunu, yapısını, yaşını değil de değerlerin kalitesini, derinliğini, deruniliğini anlattığı için pasaportunuza 10 yıllık giriş yasağı, evet, kondu. İsterseniz bir antiparantez buradan bahsedebilir miyiz? Evet, şimdi ben bir Filistin gönüllüsüyüm. Şu an bizleri izleyen her izleyicimiz gibi Anadolu coğrafyasında her kardeşimiz bir Filistin gönüllüsü, bir Kudüs-i Şerif, bir Mescid-i Aksa muhafızıdır zaten. Hadi dedim mi, Allah'ın izniyle, hani bulvarlara koştuk ya biz, hani Boğaz Köprülerine koştuk ya, meydanlara, emniyet müdürlüklerine, biz Kudüs'e de yürürüz, hadi dendiğinde. O aşkla, kardeşlerimiz gibi biz de bir Filistin gönüllüsü olarak Mescid-i Aksa'ya turlar, seferler düzenleyerek Anadolu insanının Kudüs Şerif'e ve Mescid-i Aksa'ya gitmesi için koşturduk, gayret ettik. Bir vakıf çalışması bünyesinde, Manevi İktisadi Kalkınma Vakfı, Kocaeli'nde merkezi. Sayın Şevk Yılmaz hocamız da onun vakfın başkanlığını yürütüyor. Bu vakıf bünyesinde turizm firması üzerinden faaliyetler yürüttük. Fiili olarak bazen ayda 3 kez Kudüs'e gitmiş birisiyim. Artık havaalanlarında, güvenlik noktalarında, checkpointlerle, İsraillerle neredeyse kanki olduk yani. O kadar tanışıyoruz. Yine en son Şubat ayındaki bir organizasyonda bir 50 kişilik bir grubumuz vardı. Tel Aviv Havalimanı'na geldik. Prosedür normal, indik. İsrail İçişleri Bakanlığı'ndan alınmış vizem var. Herkes gibi. Defalarca gitmişim. Vizelerin sayısı artık ben unutmuşum. Grubumuz geçti. Bana dediler sizi bekletmemiz lazım. Dedim hayırdır, daha prosedür dedi. 5 dakika sonra biter. Çünkü tanıyorlar bizi artık. Ben de bekliyorum. O ara bir yarım saat geçti. Bir sandviçle şey geldi. Su. Bir şişe su. Tweet attım. Dedim ki saatlerdir bekletiyordu Netanyahu. Anlaşıldı. Ya deport edecek beni ya gözaltına alınacak. Çünkü sandviçle su gönderdi. 10 saat kadar sürdü o süreç. En sonunda bana şöyle dediler. İsrail İçişleri Bakanlığı'nın size verdiği vizeyi iptal ediyoruz. Ya niye, madem iptal edecektin niye bize verdin? Ben 3 gün önce aldım bu vizeyi. 2, Filistin'e giriş yasağı koyuyoruz. Tamam, giremiyorsunuz. 10 yılda pasaportunuza deport. 10 yılda Filistin topraklarına giremezsiniz. Neden? Bir evrak verdiler, baktım. İngilizce bir metin yazıyor. İsrail kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunuz için. Ya kardeşim, ben 10 gün önce de buradaydım bir grupla. Ondan önce de buradaydım bir grupla. 2 yıl önce de buradaydım. Son 5 yıldır fiili olarak
O zaman kamu güvenliği tehdidi yok muydu benim? Yani niye şimdi? Tabii cevap yok. Sonuçta karşınızdaki bir memur. Ve böylece İsrail'e giriş yasağı, işte İsrail üzerinden, İsrail eliyle Filistin topraklarına giriş yasağı aldık. Arkadaşlar iki şekilde aradılar beni. Abi geçmiş olsun, çok üzüldük. Biz seni Kudüs'te, Filistin'de hani çok seviyoruz. Birileri de ararken abi hayırlı olsun, gözün aydın olsun. Yani Siyonist İsrail rejimi tarafından yani duruşun bu manada tescillendi diye arkadaşlardan iki gruba ayrıldı. Taziyeciler ve tebrikçiler diye. Ama ben taziyeciler kısmındayım. Çünkü oralarının hakikaten bilen insanlar tarafından şu anda eyvallah, şöyle bir hassasiyet de var. Bu memnuniyet verici. İnsanlar Umre'ye giderken Kudüs bağlantılı Umre turları da yapılıyor. Kesinlikle. Yani dini vecibenin yanında aynı zamanda kültürel şuurun, inançsal şuurun oluşması adına bu gibi yerlerin görülmesi, hakkıyla anlatılması kesinlikle çok önemli. Kudüs-ü Şerif'in, Mescid-i Aksa'nın bu anlamda inşallah tabii devam garip, ediyordur. Bir garip hasret düştü payımıza ama hasret de gayreti arttırır. İnşallah. Yani biz tabii durmuyoruz. Hani televizyon programları olsun, konferanslarla Kudüs davasını, Filistin meselesini, Mescid-i Aksa davamızı anlatmaya devam ediyoruz. Organizasyonlarımızla da fiili anlamda süreç işleyecek, devam edecek tabii, ama tabii, ben sadece doğru. organizasyonlara doğru katılamaz haldeyim şu an için. Efendim yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz Sayın Deniz. Özellikle bundan sonraki dönem için, Kudüs'ün geleceği için bir projeksiyon oluşturmamız gerekirse sizin öngörünüz nedir? Türkiye'de Osmanlı medeniyetinin hani yiğit düştüğü yerden kalkar derler ya, hakikaten Anadolu topraklarında ciddi bir dirilişin olduğunu genci yaşlısı herkes de görüyoruz. İslam alemi genelinde böyle bir şuurlanma var mı? Birlikte hareket edilebilecek mi? Ve önümüzdeki 10 yılın belki 100 yılın Kudüs'ünü nasıl görüyorsunuz? Eyvallah. Şimdi Türkiye bir kırılma noktasından geçti. 15 Temmuz gününü hatırlayalım. Bir terör örgütü bu ülkede kanlı ve hain emellerini devreye sokmak için harekete geçti. O tarihi gecede. Gördük ki Türkiye'de bir oluşum, FETÖ adıyla bir paralel yapı kurmuş ve Türkiye'yi ele geçirmek istiyor. FETÖ, Türkiye'nin paralel yapısıysa, Siyonist İsrail rejimi dünyanın paralel yapısıdır. Olaya böyle baktığımızda şunu anlarız ki, şimdi bakıyorsunuz hani FETÖ oluşumlarına bakıyorsunuz, devlet kademelerinin ve katmanlarının her yerine sızdığını görüyorsunuz. Tespit ediyorsunuz, hakim, görevden alıyorsunuz o hakimi, o hakimi görevden alan hakim de FETÖ'cü çıkıyor. Bu kadar derin bir yapıyla karşı karşıyayız. Haşhaşi diyor ya Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan, yani o rahmet okutulur. Haşhaşilerin o çalışma prensipleri ve sistemi daha modifiye edilerek ve geliştirilerek bu dönemde bu millete uygulanmaya başladı. Buradan yola çıkarak Siyonist İsrail rejimi de Orta Doğu'nun, bu manada İslam dünyasının kalbine saplanmış bir hançerdir. Bu hançeri Anadolu insanının birlik, beraberlik, sevgi, kardeşlik duygularıyla biz çıkartabileceğiz bu hançeri yerinden. İşte o çıkan hançer çıkarken kan akıyor doğal olarak. Hemen müdahale edilmesi lazım, pansuman yapılması lazım. Bunu yaparken önce kendi içimizdeki Siyonistleri temizlemekle başlamak zorundayız. Mavi Marmara operasyonu, sivil inisiyatifi, içimizdeki Siyonistleri, yardakçılarını, payandalarını ve hizmetçilerini ortaya çıkartmıştır. Turnusol kağıdı görebiliyoruz. Turnusol kağıdı görmüştür. Hatırlayın, otoriteden izin almadan dediğin an, kimin Türkiye topraklarında, Anadolu coğrafyasında kime hizmet ettiğini çıkartmış olursunuz. Mavi Marmara'yla biz içimizdeki Siyonistleri görmüş olduk. 15 Temmuz'la da
bu bünyede patlamaya hazır bir kapsül gibi 40 yıl boyunca dolaşan bu örgütü, bu habis, bu zehirli kapsülü 15 Temmuz gecesi 4 saatte nasıl bünyeden attıysak, kıymetli izleyenlerimiz, gevşemeyeceğiz, üzülmeyeceğiz, korkmayacağız, geri adım atmayacağız. Allah'ın izniyle biz Kürdü, Türkü, Arabı, Lazı, Çerkezi, bu coğrafyada yaşayan tüm etnik unsurlar hep beraber, Alevisiyle, Sünnisiyle hep beraber, sen Şiasın, sen Sünnisin diyerek ayrışmadan, ideolojik fikirler üzerinden çatışmadan birlik olacağız, yetmez. Bu birliğe destek olacak zalime karşı mazlumdan yana Mavi Marmara gemisinde, Mavi Marmara'sı gemisine binen Siyonizm karşıtı haham gibi, Siyonizm karşıtı papaz gibi Anadolu gemisine alacağız onları da. Ve biiznillah 1187'de Selahaddin'in, 1516'da Yavuz Sultan Selim'in, 636'da Hazreti Ömer'in Kudüs'e yürüdüğü gibi bu millet Arabıyla, Kürdüyle, Türküyle Allah'ın izniyle Kudüs'e de bir gün yürür. Evet. Hayarın, hayarından da yakın. İnşallah, inşallah. İnşallah. Gidişat bunadır üstadım. Evet, biz de bu temennilere canı gönülden katılıyoruz. Beklentimiz bu yönde. Hakikaten hepimiz bir Kudüs gönüllüsü olarak bu duyguları yaşıyoruz. Sayın Bülent Deniz Beyefendi, çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bir gençlik çalışması için bugün buradasınız. Kayseri'deyiz. TV1 ekranlarından tüm Türkiye'ye ve dünyadaki izleyicilerimize, tüm dünyadaki ulaştırmaktan da memnun olduk. Size teşekkür ediyorum. Bu tür Kudüs çalışmalarınızda, gençlik çalışmalarınızda sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Son bir cümleyle, evet. Buyurun. Bu vesileyle izleyicilerimize teşekkür ederken bir çağrıda bulunmak istiyorum. Allah aşkına. Bakın, Umre'ye, Beytullah'a, Hacca gidiyoruz, gayret ediyoruz, koşturuyoruz. Kudüs'e de gidebiliriz. Mescid-i Aksa'ya da gidebiliriz. Kafamızda, zihnimizde bazı duvarlar ördüler. Bu duvarlardan biri de Filistin'e gidilemez. Mescid-i Aksa'ya ziyaret edilemez. Orada savaş var, gerginlik var, kaos var. Hayır. Turizm organizasyonlarıyla, turistik çalışmalarla, 4 günlük seferlerle Kudüs'e bugün bile her gün Türk Hava Yolları'yla 7 uçuş var. Evet. O yüzden bir fırsat olsun, niyet etsinler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın miracına, İsa Aleyhisselam'ın beşiğine, Yakup Aleyhisselam'ın gözyaşına, Selahaddin Eyyubi'nin uykusuz gecelerinin rüyasına, dedemiz 2. Abdülhamit Han Hazretleri'nin uğruna tahtını feda ettiği davası Kudüs'e gitsinler, 2 rekat şükür namazı kılsınlar. İnşallah diyelim. Eyvallah, İnşallah tez zamanda bizlere de nasip olur. Hakikaten gitmeyi arzuladığımız canı gönülden bir kutsal mekan. Efendim, TV1 ekranlarından hazırlayıp sunduğumuz şehir ve kültür programının şehir ve Kudüs şekliyle farklı bir versiyonunu yaşadık bugün. Değerli konuğum Bülent Deniz Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. İnşallah yeni konuk ve konuklarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Allah'a emanet olunuz.